Rusya, Ukrayna'da ilhak ettiği bölgelerde toprak kaybettiğini kabullendi. Putin durumu yeniden kontrol altına alma sözü verdi. Ancak sadece saatler sonra Herson'dan yine yenilgi haberi geldi. Ukrayna ordusu 3 köyü daha işgalden kurtardı. Ukrayna işgal altındaki topraklarını kurtararak hızla ilerliyor. Rusya artık kayıplarını inkar etmiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yasa dışı şekilde ilhak edilen Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini Rusya'ya dahil eden son imzayı da atınca kritik bir açıklama yaptı. Dört bölgede durumun kontrol altına alınacağını söyledi. Bu sözler Rus ordusunun sahada mevzi kaybettiğinin resmi kabulü olarak görüldü. Kremlin Sarayı'na göre Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen tüm bölgeler geri alınacak. Moskova'nın Herson'a atadığı ayrılıkçı vali de vazgeçmedik mesajı verdi. Misilleme için yeniden asker gruplandırmak amacıyla taktiksel olarak geri çekildiklerini savundu. Saatler sonra Herson'dan yeni yenilgi haberi geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski 3 köyün daha kurtarıldığını duyurdu. Yalnızca 24 saat içinde Novovoskresenske, Novogribkorivka ve Petropavlika gibi yerleşimler Herson bölgesindeki sahte referandumdan kurtarıldı ve istikrara kavuşturuldu. İlerlememiz devam ediyor. Ukrayna doğu ve güney cephelerinde ilerleyişini sürdürürken Rus birlikleri batıdan tedarik edilen gelişmiş topçu sistemleriyle donatılan Ukrayna ordusunun atış gücüyle baş etmekte zorlanıyor. Stratejik liman kentinin kaybedilmesi savaşta yeni dönüm noktası oldu. İkmal yolları kesilen Rus güçleri artık daha zor durumda. Limandan yeni görüntüler geldi. Rus işgalinden geriye koca bir enkaz kaldı. Yollarda hasarlı tanklar ve Rus askerlerinin cesetleri var. Onlarca ev çatışmalarda ya yıkıldı ya da hasar gördü. Limanlılar yardıma muhtaç. Belediye binası önünde dağıtılan insani yardım almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Ve başkent Kiev. Rusya Kiev'i İran yapımı kamikaze İHA ile vurdu. Hava saldırısı düzenlenen noktadan duman yükseldi. Binalar hasar gördü. Ukrayna'ya göre Rusya son 3 haftada İran yapımı Şahit 136 tipi insansız hava araçlarıyla bir dizi saldırı gerçekleştirdi. İran Rusya'ya İHA verdiğini reddederken Kremlin yorum yapmıyor. Rusya Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etti ama sadece o 4 bölgeyle kalmadı. Zaporijya'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santraline de el koydu, bizim dedi ve santralin bulunduğu kent 7 füzeyle vuruldu. Putin nükleer saldırı kartını masada tutarken komşusu Polonya Amerika'ya teklif sunup nükleer silahlarına ev sahipliği yapabilirim dedi. Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı ilhak hamlesi Avrupa'nın en büyük nükleer santralini de etkiledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin Rusya'ya geçmesini öngören kararnameyi imzaladı. Yani Rusya, tesisin mülkiyet ve işletme hakkına el koydu. Birleşmiş Milletler alarmda. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi Kiev'e gitti. Zaporijya Nükleer Santrali etrafında güvenli bölge ihtiyacının her zamankinden daha acil olduğunu söyledi. Grossi, Moskova'yı da ziyaret edecek. Zaporijya Nükleer Güç Santrali, savaş öncesinde Ukrayna'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık %20'sini sağlıyordu. Santralin Rusya'ya geçmesi Ukrayna'da enerji krizini arttıracak. Bir korku daha var, nükleer felaket. Rusya, Zaporijya kentini 7 roketle vurdu. Çatışmaların daha önce olduğu gibi santral bölgesine sıçramasından endişe ediliyor. Bu kontrol edilemez bir risk demek. Nükleer endişe Zaporijya ile sınırlı değil. Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhak edildiğini duyururken, topraklarımızı korumak için elimizdeki tüm araçları kullanırız diyerek üstü kapalı nükleer saldırı tehdidinde bulundu. Rusya'nın nükleer tehditlerinden korkan Polonya, dengeleri değiştirebilecek teklifte bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silahlarına ev sahipliği yapmayı önerdi. Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Amerikalı liderlerle böyle bir olasılığı düşünüp düşünmediklerini konuştuk dedi. Beyaz Saray'a göre henüz resmi başvuru yapılmadı. Polonya'nın bu çıkışı, Rusya'nın nükleer silahlarını kendi topraklarında konuşlandırmaya izin veren Belarus'a cevap olarak görülüyor.
topyekün nükleer savaş riskini artıracağını düşünenler var. ABD'nin nükleer silahları Avrupa'da Türkiye, Almanya, Belçika, Hollanda ve İtalya'ya paylaştırıldı. Kıtada Amerika'ya ait B-61 tipi yaklaşık 100 nükleer silah olduğu tahmin ediliyor. Rusya bunu kendi güvenliğine tehdit olarak görüyor. Silah kontrol uzmanları ise artık miadı dolmuş bu silahların Avrupa'dan çıkarılması çağrısında bulunuyor.